Selamlar çok sevgili YouTube, bugün sizlerle beraber efendim e, eski e, hacerimden e, değil, yeni bir e, hacerimden bahsetmek istiyorum. Chat links'e bakıyoruz efendim, Twitch chat'i seçti, onlara iki seçenek sundum, onlar da chat links oynamamı tercih ettiler. E, yine böyle bir visual novel e, hikaye üzerinden gidiyor belli kararlarla beraber. E, i̇nşallah aradığımız o cringe tatta, ee, i̇nşallah e, söylene söylene oynayacağımız tatta e, hiç de kaliteli olmayan korkunç bir hikaye oyunudur diye içimden dualar ediyorum tabii ki de. E, ee, aşağı tarafta Twitch e de sizlere bol 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 selamları var. Eğer ki bu tarz ilginç küçük farklı mobilden oynanan PC'den oynanan konsollardan oynanan oyunları seviyorsanız beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi kanala hala abone size abone olmayı ve aşağıdan hem Twitch'e hem bana bir selam çakmayı unutmayın. Hayatımda sıradan bir gün bölüm 1. Love Story Game. Hayatımda sıradan bir gün. Evet. Ee, evet. Ocağım, mabedim. Günümün başladığı ve bittiği yer. Sıramdaydım. Burnum kitapta. Odanda mısın, sıranda mısın? Kriminal psikoloji programı girişi sınavına çalışıyordum. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, neyi tahmin edeceğim? Ben seni tanımıyorum ki. Ha, bir gün polis dedektifi olmak istiyorum. <laughs> okay. Annem pek heyecanlanmıyordu ama yine de her şeye rağmen polis akademisine başvurdum. Ve kabul edilmeyi ümit ediyorum. Babam görebilseydi benimle gurur duyardı. Oo, oh, okey. Babamın hayatı işinden dolayı gizemle örtülüydü. Eskiden polis komiseriydi. Biz de polis dedektifi olacağız. Uykulu hikayeleri peri masalları değildi gerçeklerdi. Oldukça gerçek. Wow yani neden? Ben şunu anlamıyorum ama mesela küçük çocuklarınıza neden çok da gerçek hikayeler anlatıyorsunuz ki? Ama mutlu sonları olmaları için babamın bana verdiği bulmacaları çözmem gerekirdi. Bu hisse bayılırdım. Bulmacayı çözdüm ve gerçeği öğrenmiş bir şey soruyormuş değil mi? <laughs> Bu bir normal bulmacalar var mı? Onu soruyormuş. <laughs> Bulmacayı çözümde ve gerçeği öğrendimdeki hissi çünkü bu kötü adamın cezalandırıldığı, masumun bağışlandığı anlamına geliyordu. Böyle uykuya mutlu dalıyordum. Demek sen Türkiye'de yaşamıyor musun? Çünkü tüm bunları mümkün kılan pen oluyordum. Her şey böyle başladı. Nasıl başladı? Wait, wait diye mi geçecek bu? Wait. Ders kitabında insan mizacı ve davranışları hakkında bulabileceğim yeni bilgi miktarından büyülenmiş bir şekilde hevesle sayfalarını karıştırıyordum. Hmm, bu ayrımlama konusunda çok ilginç bir bölüm ve pratikte de uygulanabilir. Daha şimdiden yeni edindiğim bilgileri denemek istiyorum. Tüm bu merakın nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de çok fazla şeker yedim. <laughs> Zekam açılmış gibi. Sokakta yürürken hiç kafanızı kaldırıp yanınızdan geçen insanların yüzlerini fark ettiniz mi? E tabi. Hiç mutlu mu yoksa üzgün mü olduklarını merak ettiniz mi? O duyar mı geliyor durun. Diğerleri insanların ne tür sırlar sakladıklarını merak ediyorlar mı? Yoo. Bana ne ki ya diğer insanlardan? Bana ne sır saklıyorsa saklasın gitsin köşesinde. Bunu hiç düşünmedim. Bunu düşünmeme gerek yok. Aa senin için söylüyorum. Pardon ben yine kendimi karar. Hayır abi hayır karaktere göre şey yapacağız. Etrafındaki insanları okuyabiliyorum ve yüz ifadeleri fark etmeksizin her zaman nasıl hissettiklerini biliyorum. Babamın ayak adımlarını takip etmeye karar vermemin sebeplerinden biri de arkadaşlar bu kredi çıkabilir. Buna yeteneğim olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden inatla ve sürekli yeteneklerimi gelişmek, geliştirmek üzerinde çalışıyordum. Bu benim tutkumdu. Ders kitabıyla ilgileniyordum ama sürekli yanıp saran telefonumun ekranı o anda dikkatimi dağıtıyordu. Akiko uyanmış ve şimdi beni mesaj bombardımanına tutacak. Ara vermenin zamanı geldi. Akiko kim? Akiko en iyi arkadaşım ve aramızda mantıklı olandı. Kimseden tav tavsiye almazdı ve her zaman acımasız derecede dürüsttü. Ne güzel ya. Ay, hiç kimseden tavsiye almamak sanki çok iyi bir bok da. Birçoğu bu yüzden ondan nefret eder. Me ben mesela. Ben hiç tavsiye almayan insanlara gıcık olurum bu arada. Ama ben ona bayılırdım. Hayali doktor olmaktı. Baksana abi doktor moktor oluyorlar yani. Tasarımcı yok, reklam şirketi yok, öbürü dedektif olmak istiyor. Şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Böyle sert bir kız. Niye ben, ben bunları böyle bu söyleyebilirim? Bak bunu bazı aptal kitaplar da çok yapıyor ve ben çok sinirleniyorum. Niye benim adıma karar veriyorsun abi? Hayır senin sert olduğunu hiç düşünmedim. Ne için senin sert bir kız olduğunu düşüneceğim ben? Hastalara karşı nasıl sempatik ve şefkatli olabilir? Ben de emin değilim. Ama Akiko içindeki şeytanları kontrol etmek için kesinlikle elinden geleni yapacaktı ya da en azından deneyecekti. Haa açıklayayım, akiko. Hey kızım. Naber? Ha selam. <laughs> selam canım. Bilirsin her zamanki gibi çalışıyorum. Kafamı hiç kitaplardan kaldırmıyorum. Oh my god bu kadar inek olsa inanamıyorum. Hey, kabalık etme. <laughs> hey, Akiko, bu kadar bu kadar kaba olmak zorunda değilsin. Uf, ben keşke şu an Akiko'nun hikayesini oynasam ya. Gir sınavını geçmenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Polis akademisine girebilmek için çok fazla efor sarf ettim ve her şeyi berbat etmek istemiyorum. Çizimler çok tatlı bu arada. Evet 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 biliyorum. Hayallerini kovaladığın için sana saygı duyuyorum. Ama bazen biraz eğlenmelisin. Birisin ya. <laughs> Anla kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Yaz festivalinin yarın başladığını biliyorsun. Bu harika fırsat olabilir. Bir süre dışarı çıkmak sana iyi gelecektir. Kesinlikle ya. Çıkak ne abi? Gece gündüz öyle oturulur mu? Tabii ki biraz temiz hava işime gelebilir. Biraz daha kibar konuşacağım. Ama yapacak çok işim var. Giri sınavı yaklaşıyor. Her geçen gün vaktim azalıyor. Hayır cevap olarak kabul etmeyeceğim. Seni sürüklemek zorunda kalsam bile benimle geleceksin. Hı. Aa bakacağım. İşte şimdi çok daha ikna edici konuşuyorsun. Bilirsin orada sana ihtiyacım olacak. Ne için? Çantanı mı tutacak? O olacak. <laughs> Kim? Oh Allah'ım sana şükür olsun ya Rabbim aşk geliyor. Aa, oh, tüm bunların ne hakkında olduğunu şimdi anlıyorum. <laughs> Akiko kelimelerin hareketlerinden daha güçlü. Oh, küçük. Aa, oh, sen gülmeye devam et Hager. Biz gene Hager'ız tabii ki de. Neden temkinli olduğunu biliyorsun. Senin için kolay. Özür dileyelim yani. Niye davarlık? Ne kolay ki bizim için? Üff, kızım. Baksana kızım sen bana. Baksana kızım sen bana. Kurban ol sen tarzıma. Kurban ol tırnağıma. Özür dilerim kızım. Sadece şaka yapıyordum. Tamam tamam anladım. Yo anlamazım. <laughs> Ama Hager orada sana gerçekten ihtiyacın var. Beni ekme tamam mı? Ya ne yapacaksın abi biriyle öpüşeceğim ben de yanınızda mı oturacağım benim bir hayatım böyle geçti ve hiç hoş değil her şey. Yani öpüşen çiftlerin yanında oturmak hiç keyifli değil arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yerine kadar her şeyi bitirdiğimden emin olacağım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sen en iyisisin. Dema best friend. She wrote back the all money. Şimdi gidiyorum. Bye bye. Bye bye Akiko. Oh. Anne tatlı. To... <laughs> Sonraki sabah. Kitaba tam olarak ne zaman başımı yasladım ve gözlerimi kapattığımı hatırlamıyorum. Ama belli ki bu hemen uykuya dalmam için yeterli olmuştu. Bütün geceyi bu şekilde geçirmiştim. Gözlerimi açmış ve başımı kitaptan kaldırmıştım. Bir sayfa, bir sayfası yanağıma yapışmıştı. Bir başımı kaldırırken ara sayfayı yırtmıştım. O anda ne kadar gülünç olduğumu düşünmüştüm. <laughs> Öyle drama yani. Bir şey yaparsınız ve sonra şey yaparsınız. <laughs> ya ne kadar gülüncüm. Çok komikim. <laughs> bir selfie çekmiş ve yanağımda bir şey olup olmadığına bakmak için aynaya gitmiştim. Sen korkunç görünüyorsan biz geberek ya. Ya bakın arkadaşlar bu beden algı bozukluğu yaratıyor biliyor musunuz? Akiko beni bu şekilde görseydi gülmekten ödürdü. Bir dahaki sefere üzgün hissettiğinde onu güldürmek için bu fotoğrafı saklayacağım ve ona göndereceğim. Simit. Simitçi geçiyor. Simitçi. Ve Cimir ruhu geldi herhalde. <laughs> Masamdan dağılmış notları almış ve sırt çantama koymuştum. Giriş sınavına hazırlık dersleri 2 saate başlayacak. Derse gidiyoruz. Hmm, parasız bir model <laughs> <laughs> Peki. ama şöyle kal ya tamam şimdi şey yapmayacağım evet arkadaşlar evet evet verilerinizle ilgili derdiniz varsa yeterince insan bilmiyor derseniz az önceki reklama kulak vermenizi tavsiye ederim. En sevdiğim elbiseyi giymiştim. Ama işin gerçeği bu elbise. Ancak Katsumi'den itifat aldıktan sonrasında en sevdiğim. <laughs> Katsumi kim? Katsumi her zaman en iyi arkadaşım olmuştu. Ama lise mezuniyetinden beri onu fazla görmemiştim. Eskiden her tür konu hakkında mesajlaşırdık. Sadece basit bir nokta işareti olsa bile. Sanırım mesajları olmadan bir gün bile geçiremezdim. E geçirmişsin işte. Umarım Katsumi'yi metro istasyonunda görürüm. Ulan kaç yıldır görmemişsin şimdi Katsumi sen nasıl göreceksin abi metro istasyonunda? Kendimi Katsumi'yi düşünürken yakalamıştım. Yakalandım bitch. Katsumi'yi düşünüyorum. Oldukça <laughs> uzun bir süredir başkalı, başarıyla çekiciliğine karşı koymuştum. Ancak bu okulumuzdaki diğer kızların kendileri için de aynı şekilde söyleyebileceği bir şey değildi. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir erkek geliyor yani Katsumi şöyle bir insan. Bu dünyadan değil yani ya Brad Pitt ya ne bileyim artık yani dünyada en yakışıklı kimi buluyorsunuz? Yani gören düşüyor gören düşüyor. Böyle bir insan. Katsumi lisedeki en popüler çocuklardan biriydi. Üst sınıflardan batuanmış. Bir gamer ve programcının bu kadar ilgi çekebileceği kimin aklına gelirdi? Ama hey! Bu Katsumi için sadece çocuk oyuncu. Haydi. ne alaka? Ne alaka ya? Niye gamerlar çekici olmuyor mu? Bana bir bak be. Sonrasında telefonum çalmış ve beni gerçekliğe geri döndürmüştü. Katsumi beni düşün. Telefon ekranında Katsumi'nin mesajını görmüştüm ve anda neşem yerine gelmişti. Yüzümdeki yorgunluk işaretleri kaybolmuş ve yerini şapşalca bir sırıtma almıştı. O anda kendimi görebilmiş olsaydım benim için her şey çok net olurdu. Katsumi bize yazdı yıllar sonra. Sabahın yedi buçuğunda bu arada. <laughs> hey tatlım. Ne haber? Uyanık mısın? Gitmeye hazırım. <laughs> Gitmeye hazırım. Biraz daha kibar olan Pelin Hanım lütfen teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyordum ki? Sen hazır da olmuşsun. <laughs> ya! Allah belanı versin. Gerizekalı nasıl güldürdün beni ya. Bu kadar komik bir şey söylenir mi ya? İşledim. Saçtım. Kakamı yaptım. <laughs> Kesinlikle. Yaz festivaline gidecek misin? Tabii ki Hager. Soru mu lan bu? <laughs> seni görme fırsatını kaçıramam. Bu mesafe beni çok üzüyor. Hangi mesafe ya? <laughs> Kedinin kuyruğu değil mi bu? Hmm. Sürekli seni düşünüyorum. yo Bak işte. <laughs> Okey Çok da kalite değilmiş. Güzel güzel. Güzel. Çok utanç verici değil. Çok kaliteli de değil. Çok ayarında gibi gözüküyor şu an. Şimdi hazırsanız şu cevabı almak için söylüyorum. Saçmalama bunu sadece sana söylemek için. Şey gibi yani hani. Yenge kız mısın? Enişte kız mısın? Konuşuyoruz ama böyle. Anladın ya onun gibi bir soru yani bu. Ha okey. Hmm. <laughs> girerim bunu her kıza söylüyorsundur. Yani bilirsin, aslına bakarsan... Söylemiyorum. Ne? <laughs> Arkadaşlar, mi bu değil. Bakın, Pikmi'nin anlamını ben şu an itibaren açıklıyorum. Sevgili Youtube, sen de dinle beni. Arkadaşlar, Pikmi... Ee, kendi... Hem cinsinden çok farklı olduğunu iddia etmek... İşte ne bileyim, ee, daha böyle kadınsal aktiviteleri böyle şey olarak görmek. İşte ne bileyim ya abi makyaj mı yapıyorsunuz ya? Makyaj mı yapıyorsunuz? Makyaj yapanlar vere veredir. Etek giyenler böyle ben zaten hiç işte ne bileyim hiç mesela maniküre gitmem ben. Ben daha çok futbol oynarım. Anlatabiliyor muyum size? Anladınız? Sanki dünyada kadınsal hiç bir aktivite yokmuş gibi biraz daha böyle ee, kendi hem cinsini aşağılamaya yönelik hareketler taslayanlara pik mi denir? Yani şey denir okey abi tamam en iyisi sensin. Tamam en yakın sensin onları tamam hadi defol git dersin anladın mı? <laughs> Aa bak şimdi hazır mısınız? Ben hemen tabii ki de ben e, P durur mu yapıştırmış cevabı. <laughs> um, peki bu şanslı kız kim? <laughs> Son zamanlarda sadece bir kız vardı diyor ya göz <laughs> Bilmek için ölüyorum. <laughs> Bunu gerçekten bilmiyor musun? Tatlım. Tatlım benim sevdiğim bir şey bu arada. Tatlım lafını severim. Ama şey de severim yani sevgilim söyleyince severim tatlımı. Şey de sevmem açıkçası böyle birisi gelse. Nasılsın tatlım iyi misin dese. Mesela bir tane geçirme potansiyelim de var ama geçirmem çünkü şiddete karşıyım. Benimle dalga geçmeye kes katsın mıyım? konuşmak istediğim başka bir şey var mı? Çünkü gerçekten acelem var. Ee, çok ciddiyim ama her neyse. Görüştüğümüzde daha fazlasını konuşuruz. Hii, ne konuşacak gibisin ne? Umarım yarın gece güçürüşebiliriz. Göçürülmek mi? <laughs> Yaz festivalinin açılışına geliyor musun? Kesinlikle. Oradayım ya. Orada olmak için geleni yapacağım. Çünkü ikimiz elimiz kanda da sanki. Ya kızım sen de ders çalışıyorsun ya. Aa, hadi ama Cer. Hmm. Kalbimi kırıyorsun. Bu nadir çıkan birbirimizi görme fırsatlarından biri. Beni görmek istemiyor musun? Ya 200 tane param var sadece. Ya bana ne fotoğrafından ya. İstiyorum ama halletmem gereken çok fazla şey var. Elimden geleni yapacağım. Bu akşam seni rüyamda göreceğim. M Merak beni öldürüyor. Ne demek lütfen yapma ya? Ya da seni sapık ne? E gör rüyamda ne yapayım? Keşke şey cevap olsam. Sen zaten beni anca urağında görürsün. <laughs> hmm. Lütfen yapma ne demek? Bunu sevdim. Bu fikri sevdim. Nasıl gittiğine haber ver. Ay böyle konuşmuyordu ki lan. Nasıl gittiğine haber ver ama... Tek tek yazıyor bak. Ben en son hayal ettiğinde neler olduğunu hatırlıyor musun? Abi gene mi seks hikayesi geldi ya? Üff, Feridun abi bak gene mi seks hikayesi <laughs> ne yaptın? Aa evet. Ne olmuştu en son? Çok korkmuştum. Ne oldu ki? Seni canavar. O rüyada başımı koparmıştım. Bunu sen gördün. Bunu sen gördün. Benimle hiçbir ilgisi yoktu. Abi hep, bu ana karakteri hep böyle seslendirmek istiyorsam demek ki, bu kesinlikle doğru değil. Hiç beni hayal ettin mi? Ne bileyim ben? Nasıl? Hayır ya, ay asla! Ne diyorsun ya? <laughs> Gerçekten dürüst olmak gerekirse, hayır seni hiç hayal etmedim. Güzelim lafına tahammülüm yok. Bugün gerçekten kalbimi kırmak istiyorsun güzelim. Güzelim lafına hiç tahammülüm yok ya. Öf! Zırlarsan zırla be, hayal etmedik işte. Aa! Aa, eğer seni rahatlatacaksa neredeyse hiç rüya görmem. <laughs> tamam. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Bu umarım bir gün değişir. Yani Katsumi benim en yakın arkadaşım mı? Aa hayır saate bak. Çocuk libido kilidi. <laughs> oh zaman nasıl geçtiğini fark etmemişiz. Üzgünüm Hager. Dert et. Dert etme. <laughs> Çıldıracağım kızı bir türlü oturtamıyorum. Kendine iyi bak. Ne alışırız. Kendine iyi bak. Teşekkürler tatlım sen de. Ve yarın görüşürüz. Öpücük gönderelim. Evet. Neyse ki metro istasyonu zairemden çok uzakta değildi. Metrobüs yakın oturuyor. Metroyu kaçırmamak için yol boyunca koşmuştum. Kalabalığı yararak geçmiş ve göz ucuyla Akiko'yu görmüştüm. Ah, Akiko beni bekliyor. Bu seni kaçırmadığım anlamına gelir. Ona yaklaşmış ve nefes nefese selam demiştim. Akiko, selam. Hacer selam korkunç görüküyorsun. Teşekkürler. Çok efor sarf ettim. Sana ne oldu? Hiçbir şey. Trene yetişmek için buraya kadar koştum. Kaç dakikamız var? Neden bu kadar geç kaldın? Ben şey... En yakın arkadaşı değil mi lan bu? Ka Katsumi beni lafa tuttu. Sana mı geldin? <laughs> Aha tanrım hayır. Ne terbiyesiz kızsın ya. Sadece mesajlaştık. Vaa. Wow. bunu ne sıklıkla yapıyorsun ha? <laughs> Her gün. Dikkatli ol Hager. Tatlı dili olduğunu bilese de çapkın olarak tanıdığını biliyorsun. Beni merak etme Akiko. Katsun ve be, ben sadece arkadaşız. Bana karşı aslı bir şey denemedi ama ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah adı verdim size ya. Ya ne olur ya. Birisi artık size mesajlardan şey dese hani. Rüyamda seni göreceğim. Tatlım, güzelim. Göz kırpmalar, öpücükler. Nasıl ya beni hiç hayal etmedin mi? Beni hiç rüyamda görmedin mi? Deyip üzülmeler. Şey der misiniz mesela? Biz sadece arkadaşız. Der misiniz? Bir şey söyleyeyim. Ben ne derim? Bana yanıyor lan. Kesik bu bana. <laughs> derim ya. Derim ya. Kesik mi bana derim ya? Aa. Bana karşı bir şey denemedi ama evet. Bazen ne kadar tatlı dilli olabildiğini biliyorum. Bunu ben de biliyorum. <laughs> A, pardon ne? Bir şey yok. Akiko bunu söyleyerek bir anlamda beni gerçekliğe geri döndürmüştü. En azından Katsumi ile olan randevumu düşünmeyi bırakmama yardımcı olmuştu. Böylece nihayet sınavıma odaklanabilirdim. Aniden inanılmaz derecede onu görmek ve davranışlarının söyledikleri tutarlı olup olmadığını kontrol etmek istemiştim. Ya sen çalışmaların e, çalışmaları nasıl gidiyor? <laughs> Sanırım oldukça iyi. En zor bulduğum şey hastane gitmek ve hastalarla uğraşmak. <laughs> Şimdi beni güldürdün Akiko. Akiko tıp fakültesine gidiyordu. Ve harika bir öğrenciydi. Akiko'ya en çok rahatsız eden şey, sırf başka insanların hasta olduklarını sandıkları ve doktorlara verecek yeterli paralar olduğu için medikal yardıma ihtiyacı olan insanların bu yardımı alamamalarıydı. Bunu düşünmesi garip olabilir ama Akiko'nun dünyaya bakışı böyleydi. Hayır ben ciddiyim. Bir çoğunun hipokondri olduğunu fark ettim. Gerçek bir doktor gibi konuşuyorsun. Ama bu sadece stres ve hızlı yaşam tarzından kaynaklanıyor. <laughs> sinirimi bozdu. Ben yani karı harcı o kadar çok <gülüyor> <gülüyor> sinirimi sinirim <astım. gülüyor> aslında. sadece <sen> streslisin. <laughs> Keşke gözlüğümü alsaydım yanıma. Evet öyle bir şey. <laughs> hey! Neredeyse unutuyordum. Katmıyor ya, yaz festivaline gideceğini söyledi eski ekip yeniden toplanıyor ya diğerleri birinin gölgesinin üzerime düştüğünü fark etmiştim ve yukarı doğru arkanda duran kişiye bakmıştım yüzünde şapşalca bir sırıtış vardı hafifçe saçımı çekmiş ve hemen yanıma oturmuştu rockuroydu Ey kızlar, ne konuşuyorsunuz? <laughs> Selam Rukoru, beni bilirsin. <laughs> Birilerinin hayatını cehenneme çevirmeye hazırlanıyorum. Rukoru Akiko sadece şaka yapıyor. Ee, yaz festivali ve bunun lise ekibini tekrar toplamak için ne kadar harika bir fırsat olacağını konuşuruz Sen niye benim saçımı çektin şimdi Mal? Peki, Rukoru Mal'ı? Ha? Niye saçımızı çektin sen bizim? Rukoru benimle aynı liseye gitmişti ve her zaman gülen bir yüzü vardı. Sinirlerini bozan tek şey adaletsizlikti. Bu yüzden hukuk okumaya ve avukat olmaya karar vermesi şaşılacak bir şey değildi. Bunun yanında gerçekten çok tatlı biriydi. Tabi herhangi biri onu kızdırana kadar. Beni de sayın. İtiraz ediyorum. Hımm yapabiliyorum Rukoruyla bunu okey. Yarın yapacak daha önemli bir şeyim yok. Aa, keşke hepimiz senin kadar tasasız olabilseydik. Çok şanslısın. Senden nefret ediyorum <laughs> Teşekkürler Akiko. Bunu itifat olarak alacağım. Rukoro bu kadar erken nereye gidiyorsun? Üniversiteye mi? Hayır. Oraya sadece giriş sınavına girmem gerektiğinde gideceğim. Bu konuda bu kadar rahat olabildiğin için şanslısın. Ben şimdiden aşırı gergin. Çok gergoyum yani <laughs> Gerçekten biraz rahatlamışsın Hager. Hager stresi nasıl azaltacağımı tam olarak biliyorum. Nasıl? Bize bir söyle ya. Ben yönlendiriyorum. Bir sen söyle bakayım. Ama bunu reddedeceğini de biliyorum. E bir söyle bakayım. <laughs> Beni ikna bile etmeden Pes etmeye çalışıyorsun. Bunu sevmedim. Kendi güvenen erkekleri sevin. <laughs> Harika kaybettin. You lose. Biliyorsun ben sana bu şekilde eziyet etmem. Bu ne ya? Ne? Biri bana ilgi gösterir de sen anında üstüne mi zıplamaya hazırlanıyorsun abi? Ne yapıyorsun sen? Amacın ne ya? Aa! Kadına bak. Söylejeni söylemesine izin vereceğim. Fikrimi değiştirebilirim. Gözlerime bak Hager. Ne anlatıyorsun ya? Sen çok red flag bir veletsin. Ben sana söyleyeyim. Şu an sana çok kız oldum Rukoru. Rukoru bak sana kıl oldum. Aptala bak ya. Beni istediğini görebiliyorum. Sadece henüz bana hazır değilsin. Aptala bak. Aptala bak. Hoş lan. Hoş. <laughs> Nasıl buraya gidebilirsin Allah ya. Seninle yatmaya niyetim yok Rukor'u. <laughs> <laughs> Sekiz mi? Sekizi ima ettin. <laughs> Sadece sesli söyleyemiyorsun. Rukoro düşününce bence onun sana benim olduğumdan daha çok ihtiyacı var. Abi karın öler miyiz? Sen nasıl arkadaşsın? Lütfen müdahale et. Benimle uğraşmayı bırak. Şu anda aklımda çok daha önemli şeyler var. Somurtmayı bırak Ejcer. Sadece dalga geçiyorum. Taciz lan bu. Bu neyin dalgası oğlum? Bu neyin de sen niye benim bedenim üzerinden dalga geçiyorsun ki benim bedenimle fiziksel bir aktiviteye girmek üzerinden sen dalga geçiyorsun? Sen kimsin yaprağım? Çok pardon ama yaprak. He? Aslına bakarsan benimle dövmeciye gelmeni sormak istemiş. O zaman onu sonra Harbiden yalnız bizim kız da hemen şey yaptı yani. Ben seni ne etmeyeceğim. <laughs> <Hareketle> gidiyor ya. <laughs> Böyle bir şey olmayacak. Aklına bile geçirme yani. Kızım senin de aklına mı geldi? Yani delireceğim. Bir başka dövme daha mı yaptıracaksın? Evet. Yeni bir dövme yaptırmanın acısı. Diğer tüm duyguları Abi durun. Allah'ım çok güzel, çok güzel lan. Ben bunu çok beğendim. ben bayıldım. Evet. Yeni bir dövme yaptırmanın acısı diğer tüm duyguları bastıracaktır. Hager, fikrini değiştirirsen beni nerede bulacağını biliyorsun mantıklı. Ya sana demiyor ya. <laughs> ama geçici olan ama geçici olan duyguların aksine dövmeler kalıcıdır. Ben de tam olarak bunu söylemek istemiştim. Bir şekilde idare edeceğim. Bir gün her şey bitecek. <laughs> Nasıl isterseniz kızlar. Tren gelmiş ve Rukori'ye veda etmek zorunda kalmıştı. Bize el sallamış. Belli onu daha sonra aramalarını işaret etmişti aniden Akiko, Katsumi, Rukoru ve benim. Tekrar bir araya geleceğimizi düşünerek çok heyecanlanmıştım. Bu iş bütün gün devam etmişti. Akiko haklı. Bütün gün evde oturmak sağlıklı değil. Arkadaşlarımı özledim. Dışarı çıkmayı özledim. Bu etkinlik için kimono bile giyebilirim. Sadece şu anda nerede olabileceğini düşünüyorum. Çocuklar kimse var mı? Bu akşamki plan hala geçerli mi? Ben sohbet odasını ekledim ya bundan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun. Ups, üzgünüm Akiko ama hepinize ayrı ayrı yazamam. Çok davarcı bir şey bu arada ya. Evet çok davarcı bir şey. Benim de en sevmediğim şey yani tam random böyle bir gruba fırlatıyorlar ya bir anda senin şey numaranı o bir bir anda böyle hiç belki de numarasın sen de işte numaranın olmasını istemediğin birisine falan da gidiyor ya numaran. Benim en nefret ettiğim şeylerden biridir bu arada. Bu konuda bana sadece mesaj atabilirdin. Görüşe bakın erkekler burada bile değiller. Ya da belki de bizi susturmuşlardır. <laughs> bu yapacakları bu yapacakları son şey olurdu. Katsumi Rikor'a cevap vermek için iki dakikanız var. Abi siz ne Allah'ım. Biriniz bir şey söylemezse bu akşamki her şeyi iptal ediyoruz. Sırf onlardan planlarını değiştirmeyeceğim. Cevap versinler ya da vermesinler. İkimiz gidiyoruz. Aa! Nasıl yalnız başınıza gideceksiniz? Aman Allah'ım ya! Aman Allah'ım nasıl yalnız başınıza gideceksiniz acaba ya? Aman ya Rabbi ya! Yalnız başımıza mı? Helal kız Akiko! Akiko kız! Helal kız! Vallahi ben seni daha çok seveceğim gibi gözüküyor. Bu arada dikkatinizi çekerim yani şunu fark ettiniz herhalde, yalnız, yani yalnız değil ha, l değil yani, önce ne, yalnız. Evet erkekler olmadan da eğlenebiliriz, e bir zahmet yani, daha çok bilelim. Hele sen yaprağıma <laughs> bak hele hele, hele 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 hele, hele 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 hele. <laughs> Bay be, lan <laughs> <Ben> şuna bak. <laughs> İki kadın biraz drama için yeterli. Beni görmek için ölüyorsunuz. <laughs> Haklı mıyım? <laughs> Sen daha iyisin Katsumi ya. Gerçekten. Hey. Sadece sizi izliyordum. <laughs> Seni stalker. Rukoru adamım. Ne haber? Konuşma be şuna. Selam verme. Nereden adamın oluyor ya? Her şey aynı. Bu akşam konuşursunuz. Ve ee, şimdi bizi spamlemeyin. İkiniz de geliyor musunuz? Ben geliyorum. Nerede buluşacağız? Biraz daha böyle relax yapalım. Ben yoldayım. Ah canım benim ya. Sizi nerede bekleyeyim? Ah benim bir tanem ne güzel yazıyor. <laughs> Sana bir anda kanım fokurdadı. <laughs> Katsum ya en azından bize yola çıktığını önceden söyleyebilirdin. Değil mi? Akiko da peşine düşerdi. Allah. Im. Evet, hepimiz bir yerde buluşup festivale birlikte gidebilirdik. Ah, kuduracak şimdi Akiko. Heijer, tatlım şehrin öbür tarafında yaşadığımı biliyorsun. Şimdi bununla kendini kurtarmaya çalışma- Katsumiye. Hacer birlikte gitmemizi ister misin? Hey onun götünden uzaklaş olur mu? Artık çok geç. Ha, biz beraber gideceğiz okey tamam. Hacer ve ben birlikte gidiyoruz. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Allah'ım herkes bana aşık görüyor Abi de Katsumi çoktan varmadı mı oraya? Ya yani ben Akiko ile gideceğim. Kız kardeşlik kazanacak. Akiko seninle metro istasyonunda buluşuruz. Arkadaşlar gitti bile o çoktan. Çoktan yola çıktı. Akiko ile gideriz işte. Katsumi, Rukuru bizi orada bekleyin. Nasıl bir ayak kalkış bu? Yine de şahlanıyor ama. Nedir bu? Ayağa kalktık Rukoru. Rokuro bu arada ama ben Rukoru diyeceğim tabii ki de. Biz, biz olmadan bir yere gitmezler. Sen kimsin ki ya? Sen kimsin de ben sen olmadan bir yere gidemeyeceğiz biz. Kimsin lan sen ha? Kozbi Show. Ben siz biz olmadan yapamıyorsunuz derdim. Sadece iftira, sadece itiraf etmek istemiyorlar. Kes 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 kes, sadranım Ben itiraf ediyorum. Dürüst olduğum için ödül alabilir miyim? Mekip ben. buna kanmayacağım. Kanka birlikte geçin. <laughs> Sadece şapşallık ediyorsun. <laughs> Konuşmaya ve telefonlarımıza bakmaya devam edersek havai fişekleri kaçıracağız. <laughs> Kesinlikle haklısın. Biz her zaman doğru yolu soktuğun için teşekkür ederiz Hager. Biz grubun beyni. Çocuklar sonra görüşürüz. Sizi bekliyor olacağım şu Nasıl efendi ya. Nasıl, nasıl düzgün bir çocuk ya. Reklam geliyor. Hissedebiliyorum. Aa gelmedi. Aa gelmedi. İnanamıyorum. Gelmedi. Ne bu ya bu? Ya festivali bölümüne geçeceğim tabii ki de niye geçmiyorum ki? Çok sevgili YouTube sizlerle buraya kadar gelmiş olalım efendim. Umarım beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalarla abone olmayı lütfen unutmayın. Biz Twitch ile beraber efendim yayınımıza devam ediyoruz. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, bu arada aşağıda e, lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bunda da gayet e, hem ya ben şimdi şunu anlamıyorum. Bir avukat var, bir doktor var, bir doktor daha var. E, üstüne biz de neyiz? Neydim lan ben? Unuttum adımı. Ben neydim? Ben de kriminal bir şey olmaya çalışıyorum. Kriminal. <laughs> ben de kriminal bir şey olmaya çalışıyorum. İnşallah halledeceğiz bakalım. Sizleri öpüyoruz, biz Twitch yayına devam ediyoruz. Kendinize dikkat edin, bye bye.